teşekkür ederim. Uzun günler olsun inşallah. İnşallah hepimize. Hepimize. Sağ olun. Eksik olmayın. Başkanım hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz. Başkanım hoş geldiniz. Merhaba. Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Konak İlçe Yönetim Kurulu üyesi. Geldiniz, onur verdiniz efendim. Burayı çok güzel onarımını yaptırıp bize teslim eden değerli başkanımız Sayın Abdülbatır'a şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca belediyedeki bütün ekip arkadaşlarımıza, emeğe geçen bütün ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu binanın bağışçısı çok değerli büyüğümüz Sayın Kenan Hocaoğulları ve çok değerli kıymetli ailesi, çok değerli konuklar. Bugün yapımını tamamladığımız bir projeyi daha hayata geçirmenin onuru ve gururuyla sizlerle beraberiz. Hepiniz açılışımıza hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum öncelikle. Geçtiğimiz hafta cumartesi günü Beştepe'ler sosyal tesis alanımızın açılışıyla başlayan açılışlar temel atma serilerimizi bundan sonraki süreçte de hep birlikte hafta sonları, ay içinde, gün içinde yapmak kaydıyla yaptığımız çalışmaları, projelerin, eserlerini hem açılışını yapacağız hem de temel atma törenlerini birlikte icra edeceğiz. Bugün bu restorasyonu tamamlayarak yeniden ayağa kaldırdığımız bu tarihi binada hizmet verecek olan Kırım Tatar Türk evimizin ve burada çalışacak olan dernek yöneticilerimize, burada mahallede oturan çok değerli hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum öncelikle. En güzel şekilde koruyacaklar ve en güzel şekilde burada kültürlerini, geleneklerini gelecek kuşaklara aktaracaklar. Evet, bu bina yıllardır kullanılmamış. Bu nedenle harabe haline gelmiş. Daha sonra da yine değerli bağışçılarımızın, Kenan Hacıoğulları ve ailesinin bağışlarıyla belediyemize geçen bu mülkiyetinden sonra yapılan restorasyon çalışmasıyla bugün kullanılır hale getirildi. Bina tescilli yapı statüsünde değil ama 150 yılı aşkın bir geçmişe sahip. Konakta zaten bu tarz bina o kadar çok ki 3500'e yakın tescilli binamız var. Konağın her tarafından tarih fışkırıyor. Tarihi ve tarihi gelenekleri çok önemli bir ilçe Konak. Her sokağımızda bir tarihi eser var neredeyse. Konak Belediyesi olarak kentsel dönüşüme önem verdiğimiz gibi bu tarihin yaşatılması noktasında da çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu tarihi binaları yeniden ayağa kaldırmak, onun fonksiyonuna uygun bir şekilde değerlendirilmesini yapmak önemli. Bu konuda önemli bir bütçe ve önemli bir çalışma harcıyoruz. Şimdi bugün burada Kırım'dan bu bölgeye yerleşmiş, göç etmiş Tatar Türklerinin ilk yerleşim yeri olarak biliyoruz burayı. Öyle ki buralara Tatar Mahallesi deniyormuş eskiden, değil mi? Buradaki geçmişte burada oturan hep beraber bu geleneği, göreneği o bölgedeki geldikleri yerlerdeki o Kırım'daki geleneği burada yaşatan değerli arkadaşlarımız var, büyüklerimiz var burada. Bundan sonraki süreçte de burada kurslar, eğitimler verilecek, değil mi başkanım? Etkinlikler düzenleyeceğiz, yine beraber yaparız. Biz her zaman sizin yanınızdayız, desteğe devam. Hani bugün bitmeyecek. 1783-1992 yılları arasında yaşanan büyük göçte yaklaşık 1 milyon 800 bin Kırım Tatar Türk'ü canlarını, mallarını ve kimliklerini korumak için vatanlarını terk ederek Anadolu'ya göç etmişler. İzmir'e gelenler o dönem Değirmen Dağı
olarak adlandırılan bu bölgeye yerleşmiş. Göçle gelen Kırım Tatar Türkleri yaşadıkları büyük sıkıntılara rağmen İzmir'in yerli halkıyla hiçbir sorun yaşamadan uyum içinde bugüne kadar kardeşçe yaşamışlar. Bundan sonra da yaşamaya devam edecekler. Bu bölgenin sosyolojik, kültürel ve ekonomik yapısına önemli izler bırakmışlar gelen Kırım Türklerimiz, değerli hemşerilerimiz. Kırım Tatar Türklerinin geleneklerini, örf ve adetlerini yaşatmak için verdikleri bu çaba gerçekten çok kıymetli. Dernekler biliyorsunuz aşağıdaydı, Karataş'taydı. Şimdi çok daha rahat bir şekilde hizmet etme fırsatı buldular. Bu açılışını yaptığımız merkez bundan sonra bu kültürün daha da ileri gitmesi noktasında çalışmalarını yürütecekler. Yine Konak Belediyesi olarak muhtarlarımızla beraber, meclis üyelerimizle beraber, buradaki dernek yöneticileriyle, burada yaşayan vatandaşlarımızla hep birlikte güzel işler yapacağımıza bütün kalbimle inanıyorum. Çünkü o heyecanı sizlerde görüyorum. Birlikte konak anlayışıyla yola çıkmıştık. 4,5 yılımızı doldurduk. Yine birlikte konak anlayışıyla yapılan projelerimizi, bundan sonraki süreci en iyi şekilde birlikte, birlik beraberlik anlayışıyla, dayanışma ruhuyla en iyi noktaya getirmeye çalışacağız. Konak kültürüyle, sanatıyla, tarihiyle, misyonuyla bambaşka bir ilçe. Herkese heyecan verdiği gibi belediye başkanına da büyük heyecan veriyor. Daha yapacak işimiz var. Hepinizi bu duygularla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Değerli başımıza, onun ailesine, değerli dernek başkanımıza, yöneticilerine, mahalle sakinlerimize bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Bu binanın güzel hizmetlerde kullanılacağına bütün kalbimle inanıyorum. Tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Başkanımıza teşekkür plaketi takdim edilecek. Plaket takdimi gerçekleşiyor. Bir yılında Kırım Meclisi'nin 100. yılı dolayısıyla. Ve şimdi açılış hizmetimizde, başka açılışlarımızda insana yönelik birbirinden önemli hizmetlerde tekrar görüşmek umuduyla aydınlık yarınlar diliyoruz efendim. Evet, bunların adı Grafkumur dediğimiz tek